Faruk Bey, siz arazi işinizi halledebildiniz mi? Duyduğuma göre birisi daha peşindeymiş. O işi Akif'le Fikret'te. Süreyya Hanım, lütfen toplantıdalar. Konuşmamız lazım. Süreyya, toplantıdayım. Toplantı bitti. Müsaade eder misiniz biraz? Konuşacağız. Müsaade eder misiniz beyler? Tamam, sonra devam ederiz. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu nasıl olabiliyor ya? Sen beni kolundan tutup getirmedin mi buraya? Benim hayatımı değiştirmedin mi? Ya ben sana güvendim, sana inandım, sormadım, sorgulamadım. Ne dediysen tamam dedim, yanımda olacaktın benim. Bunun için mi? Niye yaptın bunu? Senin avukatın gelip bu kağıdı önüme koysun diye mi? Boşanma dilekçesini gelsin suratıma atsın diye mi? Niye? Bu fotoğraflar yüzünden mi? Söylesene bir şey. Cevap? Tamam. Senin için dertliyse benim için de değil. İmzaladım zaten kağıdı. Senin için bu kadar kolaysa benim için zaten... Yeter! Bunu benim yaptığıma sen nasıl inanırsın ya? Nasıl? Sen yapmadın. Sen yapmadıysan kim yaptı bunu o zaman? Annen. Hanımım, istediklerinizi getirdim. Ay yaşa Mustafa. Fikret'im bayılacak bu hediyelere. Şey hanımım, bilmek istersin diye düşündüm. Hamdi Beylerin konağı vardı ya, orayı alanlar taşınmış galiba. Birkaç gündür önü kamyondan geçilmiyor. Nurgül, bir tepsi hazırlat. Hoş geldiniz diye gönder. Mevlüt'e de davet ediver. Kimmiş bakalım bu yeni taşınanlar, öğrenelim. Tabii hanımım. Hemen gönderirim Gülistan'ı. İpek'e de söyle, çalışma odasına gelsin. Hemen. Gel. Anneciğim. Beni çağırmışsınız da. Kocanın doğum gününü kutladın mı? Anneciğim, düğünde olanları siz de biliyorsunuz. O talihsizliği hepimiz yaşadık. Ama bu vazifelerini yerine getirmemen için bahane değil ki. Ne acılar yaşadım, ne sorunlarla boğuştum. Ama hiçbir zaman oğullarımın doğum gününü atlamadım. Konağın hanımı olmak öyle herkesin harcı değil İpek. İnsan nasıl idare edilir, nerede susulur, nerede konuşulur. Bunlar hep dikkat gerektirir. Bak konağa geldiğinden beri gözüm üzerinde. Yaptıklarının neticesini düşünmeden davranıyorsun. Öyle olmaz. İnsan sarrafı olacaksın. İncelikleri bileceksin. En çok da Fikret'i düşüneceksin. Kadın dediğinin ilk vazifesi kocasını mutlu etmektir. Haklısınız. Bak sana gelinim dedim. Yüzümü kara çıkarırsan bozuşuruz. Yok anneciğim. Siz merak etmeyin. Ben bundan sonra daha dikkatli davranacağım. İyi. Hadi. Fikret'e hediyelerini verelim. Bir daha da arkanı bana toplattırma. İnanamıyorum böyle bir şey yaptığına ya. Bizim adımıza nasıl böyle bir karar verebilir? Aklım almıyor yani. Bu sefer gerçekten çok ileri gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana demedim mi? Annenle senin arandaki savaşın bir parçası olmak istemiyorum diye. Bak, oldum işte. Ama bu kozu da sen verdin eline, unutma. Keşke tek başına gitmeseydin meyhaneye. Faruk, ben giderim. Ne var bunda? Süreyya, ben sana annemi anlatmadım mı? Annem anlamaz bunu.
Annem için meyhane sadece erkeklerin gittiği bir yer. Sen bu durumda anneni mi savunuyorsun bana? Ya ben onu mu dedim şimdi? Ben sana durumu anlatıyorum. Ona göre bir kadın tek başına gece dışarı çıkamaz. Yanında kocası yoksa meyhaneye gidip oturamaz. Bence sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Eğer öyle düşünüyorsaydı bunun altına benim de imzam olurdu. Hem sen var ya, Boran soyadının ne anlama geldiğini hala anlamadın. Anlamıyorum. Anlamayacağım ya. Ne oluyor ya Boran olunca? Böyle kafana estiği zaman her şeyi yapamazsın demek oluyor. Bir adım atmadan önce aileyi düşünmek demek oluyor. Peki benim duygularım, benim isteklerim, benim hissettiklerim, kırgınlıklarım hiç mi önemi yok? Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim Allah aşkına? Aile olmak böyle bir şey işte. Bazen kendinden önce aileyi düşünürsün. Yani istemesen de bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalırsın. Üstelik burası İstanbul değil, tamam mı? Burada hayat öyle işlemiyor. Ben aynı Süreyya'yım. Beni ben yapan hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Bize rağmen mi? Biz kim ya Faruk? Biz kim? Sen ben değil miyiz? Ben seni değiştirmeye çalışıyor muyum? Ben seni olduğun gibi sevmiyor muyum? Sen de beni sevsen ne olur sanki ya? Seviyorum Süreyya. Seviyorum. Ama ben karımın fotoğraflarının el alemin elinde olmasını istemiyorum. Ortalığa düşmesini istemiyorum. Ya düşseydi? Ne olurdu ha? Ne olurdu? Ne olurdu? Rezil olurdun değil mi? Faruk sana ben bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne düşündüğü, ne gördüğü benim umurumda değil. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen de karının kim olduğunu anladığında o zaman konuşuruz.